benden çok uzun süre önce Ortaca'nın Dalyan beldesine yerleşmiş bir Almanız. Kendisi sokakta bulduğu hasta, bakımsız sokak hayvanlarını iyileştirmiş, beslemeye başlamış ve bunu üstelik hayvanlar beni eve takip etmesin diye yaşadığı yerden 20 kilometre ileride yapıyordu. Ben tesadüfen Türkiye'ye geldiğimde kendisini Ortaca diye sokak hayvanlarını beslerken tanıştım. Beraberliğimiz, arkadaşlarımız öyle başladı. Bana inanan, bu yolda inanan, bir gün başaracaksın diyen tek insandı. Koşulsuz, şartsız hep yanımda durdu. İlk buraya rehabilite etmeye başladığımızda, bu gördüğünüz alanı rehabilite etmeye başladığımızda da yanımda olan tek insandı kendisi. Senelerce burada otellerden yemek getirdik, buralarda ayıkladık, ölü hayvanları gömdük, yaralıları hastanelere taşıdık, buraları temizledik, ağaçlar diktik. Monika bir akşamüstü beni aradı, dedi ki Türkan ben biraz rahatsızım, 2 haftalığına Almanya'ya gidip geleceğim dedi, bir check-up yaptırıp döneceğim. 2 haftalığına gittiğinde gittiği yerden ne yazık ki hiç dönmedi. Biraz rahatsız olduğunu biraz ben de biliyordum ama işin o kadar, o derece kötü olduğunu bilmiyordum. Ne yazık ki akciğer kanseri bütün vücudunu sarmış, bize söylenen öyle. Zaten kendisi hastalığını çoktan fark etmiş ama bize pek eşine ve bana veya buraya bize hiç bana yansıtmadı. Çünkü onun ben en yakınlarından biri bendim. O öldüğü zaman kendimizi maddi olmasa bile manevi olarak benim her zaman yanımdaydı. Bana tek insan, inanan insandı. O öldüğü zaman zannettim ki sanki her şeyin sonu geldi, yani dünyanın sonu geldi. Ben bu işi hiçbir zaman yapamam çünkü kimse bana inanmaz, yani kimse bana güç vermez. Monika'nın öyle bir şeyi vardı, yani insana hiç param kolun olmasın, hiç şeyin olmasın ama o insana çok büyük bir güç verirdi, enerji verirdi. Benim pes ettiğim zamanlarda bile hep gelir bana sarılır, derdi ki sen yaparsın, hani sen yapacaksın. Burası dünyanın en güzel bakım evi olacak. Ben kaç defa gitmek istedim. O hep bana engel oldu. Dedi ki yani sen gidersen ben ölürüm. Bak ben senelerdir buradayım. Ben senin kadar güçlü olamadım. Ayrıca sen dedi Türksün. Dili biliyorsun. Yasaları bilirsin. Yani daha benden daha güçlü. Benden gençsin. Daha güçlü. Benden daha, yani maça 1-0 önde girdim bu işe dedi. Benden daha iyi mücadele edersin. Yani hep derdim Monika seninkisi ver, coşkuyu ver yani. Hep bana şey yapıyorsun, gaz veriyorsun derdim kendisine. Tercüme ederdim ve gülerdik. Ben çok isterdim. Şu arkamdaki gördüğünüz yerde şimdi o mermer değil de Monika'nın kendisi olsun, sizleri görsün, bizi görsün. Çok isterdim ama olmadı işte.